Değerli gençler, bu bölümde size dik üçgen ve dik üçgende geçerli bağıntılardan bahsedeceğiz. Öncelikle dik üçgen nedir? Arkadaşlar, iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayabilmek için bir dik üçgene ihtiyacımız vardır. Bir açısı 90 derece olan üçgenlere dik üçgenler denir ve dik üçgende 90 derecenin karşısındaki en uzun kenara hipotenüs, birbirine dik olan kenarlara da dik kenarlar denir. Pisagor teoremi ise 90 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğunun karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Biz kenarlarına göre özel dik üçgenler elde edebiliriz. Mesela M ve N tam sayı olmak üzere M büyük N olacak şekilde BC kenar uzunluğu negatif olmaması için M ve N yerine seçeceğimiz bütün tam sayılarda özel üçgenler oluşacaktır. Örneğin M2 N1 olarak seçilirse 2MN değeri 4, M kare eksi N kare değerimiz 3, M kare artı N kare değerimiz 5 olacaktır. Bu durumda 3, 4, 5 üçgeni elde edilecektir. Bu üçgenlerin katları olan örneğin 2 katı 6, 8, 10 üçgeni de özel üçgen olacaktır. Ya da bu üçgenlerin kenarlarının 1 bölü 3 katı olan 1, 4 bölü 3 ve 5 bölü 3 kenar uzunluklarına sahip olan üçgenimiz de dik üçgen olacaktır. Örneğin M2, N2 olarak seçilmiş olursa M kare eksi N kare değerimiz 5, 2MN değerimiz 12, M kare artı N kare değerimiz ise 13 olacaktır. Bu durumda 5, 12, 13 üçgeni de kenarlarına göre özel üçgenler olacaktır. Örneğin M4, N3 alındığında 7, 24, 25 özel üçgeni, M4, N1 alındığında 8, 15, 17 üçgeni elde edilir. Yine kenar uzunlukları aynı katsayı ile çarpılmasıyla özel üçgenler elde edilebilir. Örneğin bu üçgenin kenar uzunluklarını 2 ile çarptığımız zaman bir başka özel üçgeni yani 2 8'in 16, 2 tane 15, 30, 2 tane 17, 34 üçgeni elde edilebilir. Pisagor teoreminde sayılar büyük olduğu zaman 2 kare farkını kullanabiliriz. Burada b kare eşittir c kare artı x karedir. X kareyi çektiğimizde b kare eksi c kare değerini buluruz. Yani buradan x eşittir kök içinde b kare eksi c kare olabilir. Bu durumda x değerimiz 2 dik kenar, hipotenüsten dik kenarlardan birini toplayacağız ve çıkaracağız. Örneğin aşağıdaki üçgenlerin dik kenar uzunluklarını bulalım. X değerimize baktığımız zaman diğer ikisinin toplamı 81. Farkları ise 1 olduğu için x değerimiz 9 olur. Bu da bir başka dik üçgenimizdir. Veya x değerimiz kök içinde 18 artı 2 20'dir çarpı 18 eksi 2 16'dır. Bu durumda 16 dışarıya 4 çıkacaktır. 20 ise 2 kök 5 olacaktır. Buradan x değerimiz ise 8 kök 5 birim olarak bulunur. AC değerimiz 101, BC değerimiz 99 olması durumunda ya da AC değerimizin 61, BC değerimizin 20 olması durumundaki örnekleri de şu şekilde çözebiliriz. 101 eksi 99, 101 artı 99 yani 20 olarak bulunur. Ya da 61 eksi 20, 61 artı 20'den 9 kök 41 olarak bulunabilir. Şayet Pisagor teoremi için sayılar orantılı ise yani dik kenar uzunlukları herhangi bir sayının katlarından oluşuyorsa ortak olan sayıyı yani x değerini alırız. Daha sonra kalan sayıların
karelerini toplayarak pratik olarak işlem yapabiliriz. Örneğin aşağıdaki üçgenlerin hipotenüs uzunluklarını bulalım. 12 ile 18'in ortak çarpanlarından en büyüğünü 6 olarak alırsak 6 çarpı 2 6 çarpı 3'tür. 6 değerimiz ortak olduğu için x değerimiz 6 kök 2'nin karesi ile 3'ünün karesini topluyoruz. 13 olarak bulunur. Örneğin 4 kenar uzunluğu 4 çarpı 1'den 16 kenar uzunluğumuz ise 4 çarpı 4'ten oluşmaktadır. Yani x değerimiz 4 ortak olduğundan dolayı 4 kök 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1, 17 olarak bulunur. Diğer örneğe baktığımızda kenar uzunlukları 15'e 1'in çarpımı ve 15'e 3'ün çarpımından elde edilir. Bu durumda x değerimiz 15, 1'in karesi ile 3'ün karesi toplamı olacaktır. 40'a 60 olduğunda 20 çarpı 2, 20 çarpı 3 olacaktır. Yani 20 kök 2'nin karesi artı 3'ün karesi kök 13 olarak bulunur. Yani kısa ve uzun kenarlara ya da dik kenarlara bakarak sayıların büyüklüğü ile ilgili pratik işlemlerimizi kullanabiliriz. Her dik üçgende geçerli olan bazı bağıntılar var arkadaşlar. Bunlara da metrik bağıntılar diyoruz. Bu durumda herhangi bir dik üçgende eğer dik açı köşesinden hipotenüse bir dikme çizildiyse oluşan kenar uzunluklarından öncelikle yüksekliğin karesi h kare eşittir pk'dır. Yani yüksekliğin karesi tabanların ayrı ayrı çarpımı olan pk'ya eşittir. Ya da yükseklik değerimiz dik kenarlar çarpımının hipotenüse oranı olarak bulunur. Daha sonra buna alan konusunda değineceğiz. Üçüncü olarak C'nin karesini bulmak için yani sol taraftan gelecek olursak P çarpı tamamı A şeklinde. Aynı şekilde sağ taraftan gelirsek B'nin karesi bu sefer K çarpı A olacaktır. Örneğin BAC ve BDF dik üçgenlerinde AD uzunluğu DE'nin 2 katı olsun. Yani AD uzunluğumuz DE'nin 2 katı K'ya 2K olmalıdır. İki farklı öklit yazacak olursak şekildeki BDF üçgeninde yüksekliğin karesi yani K'nın karesi 3 çarpı 1 olmalıdır. Buradan K kök 3 olarak bulunur. Yani yüksekliğimiz 3 kök 3 olmuştur. Şimdi tekrar öklit ifademizi yazacak olursak yüksekliğin karesi yani 3 kök 3'ün karesi 3 tane EC olacaktır. Buradan EC uzunluğumuz 9 birim. X artı 1 de EC'ye eşit olacağından X 8 santimetre olarak bulunur. Bir başka örnekte öklit ifadesini çok güzel anlatmış olalım. Birim karelerden oluşmuş şekilde KLM dik üçgeni çizilecektir. Yani K noktası bellidir, L noktası bellidir ve bu şartlarda bir dik üçgen çizilecektir ama KL noktaları sabit olacaktır. D doğrusu üzerinde herhangi bir M noktası seçilerek bir üçgen oluşturulacaktır. Bu durumda biz KLM üçgeninin 3 açısını da yani K açısını da 90 derece alabiliriz. L açısını da 90 derece alabiliriz. Ve M açısını da 90 derece alabiliriz dik üçgen olması için. Şayet K açımız 90 derece ise üçgenimiz şekildeki gibi dik üçgen olacaktır. L açımız 90 derece ise üçgenimiz şekildeki gibi olacaktır. Bu durumda T noktası ile E noktası bizim için özel üçgenler yani dik üçgenler oluşacaktır. Yani TKB üçgenimiz, TKL üçgenimiz dik üçgen olacaktır. Aynı şekilde E noktasını sağ tarafa aldığımız zaman EKL üçgeni de dik üçgen olacaktır. Diğer noktalara baktığımız zaman ise K ve L arasındaki uzaklığa baktığımız zaman yani M açısının 90 derece olma durumunda
hangi noktaları alacağız? M açısı 90 derece olması için M noktası AB ve CD arasındaki iki farklı noktada olmalıdır. Çünkü 90 derece olacaksa şekildeki uzunluğumuz bu şekilde olacaktır. Yani bunun karesi bu çarpı buna eşit olmalıdır. Bunu anlayabilmemiz için şekildeki uzunluğumuz 3 birimdir. Burası 1 birim olduğu için 2, 4, 6 birim olacaktır. 3'ün karesi 1 çarpı 6 değerini vermeyecektir. Yani 9, 3 çarpı 6 olamayacağı için A noktasından ve D noktasından bunun geçmeyeceğini biliriz. O zaman bu da şu demektir. Biraz daha sağ taraftaki ifadeden geçecektir. KBL üçgenine baktığımız zaman ise şekildeki üçgene baktığımızda KBL yüksekliğin karesi yani 3'ün karesi 3 çarpı 4 olacağından 12 olacaktır. Bu iki değer de sağlamayacaktır. Demek ki bu iki değer arasındaki herhangi bir noktadan bunu sağlayacaktır. Bu durumda A ile B arasındaki bir C noktasından bunu sağlamak zorundadır. A ile B veya C ile D simetrik noktalar olduğu için bu aralıkta sağlayacaktır. C noktasına ve D noktasından daha yakın ya da uzak olduğunu ifademizden çıkarabiliriz. Bir başka örneğimiz maksimum minimum soru tipleri. Dik üçgen ifademizi rahatlıkla kullanabiliriz. Örneğin ABCD dikdörtgen şeklindeki bir masa olsun. Masanın kenar uzunluklarını bize versin. Yani kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 12 birim olsun. A noktasından hareketle şekildeki yolu izlediğimizde alacağımız en kısa yol ne kadardır? Sevgili gençler, bu tip sorularda biz yatayda ne kadar yol aldığımızı, düşeyde ne kadar yol aldığımızı düşünürüz. A noktasından kalkan biri yatayda D noktasına gelebilmesi için yatay aldığı yolun toplamı 12 birim olacaktır. Yatayda 12 birimlik bir yol alınmıştır. Düşey yolu şöyle hesaplıyoruz. Bu cisim ne kadar yukarıya y doğrultusunda çıkmıştır? 3 birim. Tekrar aşağıya inmiştir. Ne kadar? Tekrar 3 birim. Tekrar yukarıya 3 birim çıkmıştır. Yani düşey doğrultuda harekete baktığımız zaman 3 yukarı çıktı, 3 aşağıya indi, 3 yukarı çıktı. Yani düşey doğrultuda 9 birimlik yer değiştirme hareketi söz konusudur. Bu durumda Pisagor teoremini yazacak olursak 9 arkadaşlar 3'ün 3 katıdır. 12 ise 3'ün 4 katıdır. O zaman bizden istenilen 3'ün 5 katı yani 15 santimetredir. Aslında Pisagor teoremini de yazacak olursak 9'un karesi artı 12'nin karesi eşittir. BC'nin karesi olmalıdır. Buradan BC uzunluğumuz 15 santimetre olarak bulunur. Yeterli düzeyde bilgi ve beceri kazanmanız